Asr-ı saadette doğan on binlerce yıldız var. Ama onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar. En önde o, fahri kainatın muhterem zevcesi. İslam'dan önceki vasfı Tahire, yani temiz. İslam'dan sonraki vasfı Kübra, yani büyük. Namaza durduğunda Resulullah'ın ardında tek başına, Kureyş'in zengin ve soylu kadını, müminlerin annesi, Ehl-i Beyt'in ninesi, cennet hanımlarının en faziletlisi, sebepler aleminde Resulullah'ın yegane dayanağı, kalbi peygamber aşkıyla dolu, ruhu incelerden de ince, temiz ve büyük Hazreti Hatice. Anneleriyle beraber İslam'a girdiler. Peygamberin gül çiçekleri, Rukayye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma başlı başına şiir, Fatıma peygamberden bir parça, Fatıma babasının annesi. Peygamberlik pazartesi verildi. Salı günü o İslam'a girdi. Resul-i Ekrem'in amcaoğlu, ilim şehrinin kapısı, Hasaneyn'in babası, Fatımatü Zehra'nın eşi, savaş meydanlarının güneşi, Haydar-ı Kerrar ve Esedullah, velayet ikliminin dili, Emirül Mü'minin Hazreti Ali. Ardından azatlı bir köle, 15 yaşında fidan, Resul-i Ekrem'i üstün tuttu anne ve babasından, Mute'nin destanlaşan şehitlerinden. Maksat peygamberin ilk yıldızlarını görmekse, işte bir yıldız, Zeyd bin Harise. Ve o, nebilerden sonra insanların en hayırlısı, Ayşe annemizin babası, Allah'ın cehennem ateşinden azat edilmiş kulu, mağarada dost, hicrette yoldaş, Kevser havuzunda arkadaş, itikatta en ileri, cömertlikte yok benzeri, keremli ve faziletli, nur dolu kalbinde gizli zikir, Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir. Hamame Hatun'un oğlu, annesi de köle, kendisi de. Sesi arşa kadar yükselen bülbül, kızgın taşların altında Allah bir diyen gönül, peygamber müezzini Bilal-i Habeşi. Gördüğü rüyayla İslam'a giren yıldız, geniş bir ateş kenarında o. Babası onu ateşe iter, Allah'ın Resulü belinden tutar. Ateşten kurtuluş ve tam uyanış. Koşarak peygamberin elinden tutar. Ardından zevcesi Ümeyne Hatun. Ama babası nasipten yoksun. Baba eliyle açlık, baba eliyle işkence ve evlatlıktan red. O artık Ebu Uhayha'nın oğlu değil. O her şeyiyle İslam'a ait. İlk daireye giren yiğit, Hazreti Halid bin Said. İki nur sahibi, yani Zinnureyn. Nurun biri Rukayye, diğeri Ümmü Gülsüm. Şeref sahibi, peygambere iki kez damat olma şerefi. Zengin ve cömert, haya bakımından ümmetin en ilerisi.
dünyada ve ahirette Allah Resulü'nün dostu, kanı Kur'an'a damlayan şehit, meleklerin bile edep tuttuğu insan, Emirül Müminin Hazreti Osman ve 15 yaşında bir yıldız. Allah Resulü için kuşanılan ilk kılıç onun belinde. En büyük iftiharı Resulullah'ın dilinde. Her nebinin bir veziri, yardımcısı, dostu vardır. Benimki de odur. Onu öldürene cehennem ateşini müjdeleyin. Resulullah'ın cennetteki bir başka komşusu. Ve söyleyin, o kalpte bulunur mu keder ve gam? O kalbin sahibi ki Zübeyr bin Avvam. İsmi Resulullah tarafından değiştirildi. Habeş ve Medine muhaciri. 3 defa malının yarısını sadaka verdi. Uhud savaşında 21 yara aldı. Aldığı yaralardan ayağı sakat kaldı. O gökte de yerde de insanların emini. Cennete ikramla girecek kul. İman dairesinin ilk yıldızlarından Affın oğlu Hazreti Abdurrahman. 17 yaşında bir yıldız. Resulullah'ın anam babam sana feda olsun dediği yiğit. İran'ın fatihi. Eğer sen dininden dönmezsen hiçbir şey yemeyeceğim diyen annesine 1000 tane canın olsa ve hepsini teker teker versen ben bu dinden asla dönmem diyen delikanlı. Hak yolunda büyük sebat, o ki Vakkas'ın oğlu Hazreti Sa'd. Bir başka yıldız. 12 yaşında İslam dairesinde. Soyu 7. babada peygamberle birleşir. Zengin, cömert ve yiğit. Uhud savaşında Resulullah'a gelen bir oka elini tuttu, parmaklar parçalandı. 80'in üzerinde yarası vardı. Yeryüzünde yürüyen bir şehitti o. Cennette peygamberin komşusu. Ona rahmet eylesin Allah. O Talha bin Ubeydullah. Mekke'nin en yakışıklısı, en zengini. Medine'ye ilk hicret eden genç. Vatanından çıkan ilk öğretmen. Fahri kainata benzeyen yiğit. Uhud savaşının sancaktarı. Vücuduna kefen bulunamayan şehit. Uhud'un eteklerinden Allah'a doğru seyir, Hazreti Mus'ab bin Umeyr. Hazreti Peygamber'in sırtını yasladığı dağ, aslanların korkulu rüyası, savaş meydanına inen meleklerin bu kim diye sorduğu zat, döne döne savaşan yiğit, Uhud'un bağrında yatan aslan, Uhud'un sinesine atılan en büyük imza, peygamberin amcası Hazreti Hamza. Hak ve batılı ayıran Faruk, yeryüzünün adalet timsali. Şeytanın bile yolunu değiştirdiği heybet. Allah Resulü'nün ikinci halifesi. Korkunun giremediği kalbin sahibi. İslam'ın yeryüzüne uzanan eli. İsmini duyunca hizaya gelir beşer. Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer. Asr-ı Saadet'te doğan on binlerce yıldız var.
Onlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar.